Sevgili takipçilerim, merhaba. Bugün size Stor köpük malzemeden taş duvar yapmayı video olarak çalışacağız birlikte. Kendi duvarımı uygularken sizlere de bu pratik bilgiyi hem öğreteyim hem siz de böyle bir teknoloji görmüş olun. Gördüğünüz gibi strafor köpük. Plak halinde bunlar. 50'ye 1 metre. Koçtaş gibi yerlerden bulabilirsiniz. 50'ye 1 metre. Yatay olarak döşeniyor. Kendine ait tutkalı var. Tutkalını da göstereyim size. Kendine ait tutkalı var. Şöyle, şu marka. Kendine ait tutkalı var. Fırçayla uygulanıyor. Bu şekilde beyaz. Beyaz bir tutkal. Fırçayla uyguluyoruz. Sadece pratik olarak yapmanız gereken tutkal uygulayacağınız duvara şöyle bir tel fırçayla, bakır fırçayla veya zımparamsı bir şeyle duvarınıza gözle görülmeyen gözenekler açmak. Basit bir şey. Aksi takdirde tutkalın emmesi zor olur. Yapıştırdığınız şeyin düşmesini istemiyorsanız bu basit uygulamayı muhakkak yapmalısınız. Sevgili pusulatı çağlayan takipçileri, yine bu videomuzda uygulama içeren yeni teknoloji ürünlerden bir çalışmayı paylaşıyorum sizlere. Hem kendi evimin duvarına uyguluyorum hem sizlere de bu uygulamanın nasıl olduğunu görme fırsatı sağlıyorum. Evet, yapmanız gereken bu kadar basit. Sonrasında şu görmüş olduğunuz üzere bu tutkalı köşelere güzelce uyguluyorsunuz. Tükürükle yapıştır gibi yapmayın. Sonuçta strafor, poliüretan bir malzeme. Bir miktar sürdükten sonra bu emdiği zaman zayıflama yaratabilir. O yüzden risk almayın. Zaten bir kova aldığınız zaman aşağı yukarı 10 metrekare benim duvarım. 10 metrekare duvarı fazlasıyla halletmiş olacaksınız yani. Şöyle sizin görebileceğiniz şekilde uygulayayım. Önceliği köşelere veriyorum ki garanti olsun diye. Sonra şeyi yapmak daha kolay. Buraları hallettikten sonra bir miktar da göbek kısmına uygulama yaparız. Uygulaması pratik. Yani elinden biraz iş gelen herkesin uygulayabileceği bir şey. Malzeme. Gayet basit ve pratik. Hani benim neden taş duvarım yok demeyin. Siz de uygulayabilirsiniz gayet kolay bir şekilde. Ben köşelerimi stropiyer olarak yine kendim yaptım. Üzerlerine ahşap boyasıyla boyamıştım zaten daha önce. Şimdi bu çalışmayla da televizyon arkası duvarın fonlamasını bitirmiş olacağız. Biraz da göbek kısmına uygulamış olalım. Sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi sizlerin bana vermiş olduğu destek bana yeni yeni uygulamalar enerji veriyor. Yeni yeni uygulamalar yapmam için beni de ateşlemiş oluyorsunuz. Sayenizde hem kendi işimi görmüş oluyorum hem de sizlere araştırmalar sonucu yeni uygulamaları tanıtmış oluyorum. Evet, ben biraz uygulamayı bol yapmaya çalışıyorum. Titiz olduğum için sıkıntı olmasın diye risk almak istemiyorum. Gerçi şimdiye kadar gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7 parça uygulama yaptım. Bu 8. parçam. Sevgili takipçilerim.
Bunların değişik desenleri var. Arzu ederseniz başka renkler, başka taş desen. Buraların birleşimleri falan gördüğünüz gibi çok uyumlu. Herhangi bir sorun oluşmuyor döşeme anında. Böyle tek başınıza, tek kişi gördüğünüz gibi düz duvarda hiçbir sorun yok. Alçı duvar. Böyle bakır fırçayla ben gözenek açtırıyorum duvarda. Siz de bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Sevgili takipçilerim. İçinizden 30'a kadar saydınız mı zaten yapışmış oluyor. Eğer duvarınızda bir yamukluk yoksa 30 saniye içinde duvar yapışmış oluyor. 1 dakika 2 dakika içinde de zaten kuruması gerçekleşiyor. Tahminim. Çünkü beyaz tutkal gibi koyu bir tutkal özelliği şey. Strofor olduğu için de zaten üzerindeki sır malzeme biraz ağırlık yaratıyor tabi. Her plaka aşağı yukarı bir 2,5 kilogram civarında bir ağırlığa sahip. Yani strofor deyip geçmeyin, ön sırrını gayet başarılı yapmışlar. Döşeme sonrası gayet başarılı görüntü sağlıyor. Elliye 1 metre plakaları. Kampanyadan faydalandık. 25 liradan verdiler. Normalde bu 25'ten başlıyor. 39, 49. Çok daha resim desenli falan isterseniz 80-100 liraya kadar plakaları değişiyor. Zevkinize ve paranıza göre. Ama bu taş deseni 25 lira plakası. İşte 10 metrekarede 500 lira mal oluyor. Bir fon duvar içinde 500 lira bence uygun bir maliyet. Sizlere de tavsiye ederim. Uygulaması ve kullanımı çok başarılı. Plastik boya derdi yok. Buraya yapıştırdığınız zaman, uygulamanızı bitirdiğinizde, yani evinizde çok küçük bebek yoksa, yani 8-10 yaşında bunları yontup da böyle zarar verebilecek çocuğunuz yoksa aşırı, bence uzun yıllar duvarınızda kalabilecek bir ürün. Çok da keyifle kullanılacak bir ürün. Şöyle ben size uygulamasını biraz daha şöyle şeyden de göstermiş olayım. Hani yaptıkça gayet başarılı bir şeye doğru gidiyor. Sevgili takipçilerim. Uygulamayı şöyle bakacak olursanız bittikçe daha da başarılı olacak yani. Şu şekilde plaka şeklinde gördüğünüz gibi arzu ederseniz beraber hızlıca bir plaka daha yapıştırabiliriz. Tekrar görme arzunuz varsa. Şu yukarıda gördükleriniz de benim köşelerim de kahverengi olan köşeler de strofor. Yani çok başarılı malzemeler. Strofor bakın. Bunlar da strofor köpük. Kendim uyguladım. Üzerine ahşap boyası attım. Bunlar da strofor ama baktığınız zaman muazzam görüntü sağlıyor. Yani hiç öyle anlaşılır gelmiyor. Sevgili takipçilerim, hızlıca bir uygulama daha yapalım. Görsel olarak iyice aklınıza yatmış olsun. Ben şöyle biraz eğeyim. Çünkü oradaki köşeye uygulayacağız. Yine fırçayı alıyoruz. Fırçayla şöyle hızlıca duvarda bir gözenek açıyoruz. Uygulama çok basit. Evet. Sevgili takipçiler. Gördüğünüz gibi uygulamalarımız çok pratik. Yapmanız gereken çok pratik. Yine arka yüzeyini çeviriyoruz. Hemen sizin gözünüzün önünde hızlıca köşelere uygulayalım. Daha fazla vaktinizi almadan, sıkmadan sizi. Amaç uygulamayı tam manasıyla göstermek size. O yüzden değerli vaktinizi biraz harcarsanız uygulamada sıkıntı çekmezsiniz. Elinizden biraz iş geliyorsa dediğim gibi uygulaması çok basit. Kimseyi zorlayacak bir uygulama yok.
Yani tek başınıza dahi yardım almadan başarabilirsiniz. Evet, sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi hemen bol bol uygulama yapıyorum. Tutkalı uygulamakta biraz korkutmuşlardı ama o kadar da bol tutkalı gitmiyor. Ben 1,5 kova aldım ama gerek yokmuş. 10 metrekareye çok rahat bir kova fazla yetecekmiş. Ki bol bol sürüyorum yani. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu 9. parça tutkal kovasının içinde göstereceğim size. Kullanım miktarını da göreceksiniz. Yani o kadar bol uygulama yapmama rağmen sevgili takipçilerim o kadar maliyetsel anlamda sıkıcı değil. Evet. Kovanın içinden 9 parça da bu kadar bir şey gitti. Daha dünya kadar var yani. Bir kova rahatlıkla fazla yetiyor. Evet. Sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi getiriyoruz. Şöyle biraz üzeri, duvar üzerinde mouse'u gezdiriyorum ki iyice tutkalı duvara şey yapmak için. Evet. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Sevgili takipçilerim. Uygulamamız bu kadar basit. İçinizden 30'a kadar saymanız yetiyor. Duvarınız düz değilse biraz daha kalın tutkalı uygulaması yaparsınız. 30 saniye değil de 1 dakikaya yakın tutarsınız. Ama sonuçta veya bir kişiden yardım olarak iki kişi yapıştırırsınız. Riskinizi daha azaltırsınız. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi uygulama gayet başarılı ve kolay. Umarım bu videomdan memnun kalırsınız. Yine hayatınıza küçük sihirli bir dokunuş yapmış olmak istedim. Ve size yeni çözümler üretmek için bir fikir vermek amaçlı bu videoyu çektim. Umarım memnun kalırsınız. Bana verdiğiniz destek ve heyecan için teşekkür ediyorum. Sizin bana vermiş olduğunuz bu destekler sayesinde ben bu videolarımı çekiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle tekrar bakarsak uygulama gayet güzel ve net. Görselliği harika. Sevgili takipçilerim. Başka çözüm önerilerinde güzel soslarda, lezzetlerde, başka mekanlarda yeni pratik bilgi ve uygulamalarda buluşmak dileğiyle diyorum. Pusula Çağlayan'ı takip etmeye devam edin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.